Çembersel hareket konularımıza eğimli virajlar alt başlığımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Yatayda incelerken sadece iplerdeki gerilme kuvvetlerini, sürtünme kuvvetini dikkate alıp net kuvvetleri hesaplamıştık. Merkezcil kuvvetimizi bulmuştuk ve denge ile yazmak için de işte sola yani merkeze doğru yazmak yerine merkezin dışına doğru bir merkez kaç kuvveti yazarız demiştik. Bu şekilde kısa yollarla yazmıştık. Şimdi geldik eğimli virajlara. Eğimli virajlarda arkadaşlar cismin üzerine etki eden kuvvetlere bakalım. Ne olacak arkadaşlar? Aşağı doğru bir mg yani ağırlığımız olacak. Bu ağırlık eğik düzleme de etki ettiği için eğik düzlemin bize tepki olarak uyguladığı bir N tepki kuvvetimiz olacak. Bu ikisinin bileşkesi arkadaşlar bizim net kuvvetimiz olacak ve net kuvvet de neye eşit olacak arkadaşlar? Merkezcil kuvvetimize eşit olacak. Şimdi bu kuvvet vektörlerimizden bir vektör toplama yapalım arkadaşlar. Aldım şu MG'yi şuraya taşıdım. Bir de ne varmış, ne varmış? Şimdi şu açı alfa ise, şurası da nedir arkadaşlar her zaman eğik düzlemde? Şu açı da alfadır. Dolayısıyla MG ile N arasında alfa açısı olacak şekilde onu da aldım taşıdım. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Hani şu N'yi aşağıya çekmişim gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. N burada. N'nin ucuna MG'yi ekledik. Ekledik mi? Ekledik. Yani tepki kuvveti ve ağırlığımızın toplamı o zaman ne olacak? Şuradan başladı. Burada bitti. F net dediğim yer bu kısım olacak. F net de arkadaşlar neye eşit olur dedik ta en başından beri. Merkezcil kuvvetimize eşit olur dedik. Şimdi buradan bir tanjant alfa yazarsak şu şekilde MG'miz var. Şurada N'miz var. Şurada da artık F merkez kaç kuvvetimiz var arkadaşlar. Şu açının da alfa olduğunu biliyoruz. Tanjant alfayı yazıyoruz. Tanjant alfa ne demektir arkadaşlar? Karşı bölü komşu demektir. Karşıda ne var? F merkezcil var. Bölü komşuda ne var? Ağırlığımız MG var. F merkezcilin yerine de M ve kare bölü R yazabiliriz. Altta da bir MG var. M'ler birbirini götürecek. O zaman ne gelecek arkadaşlar? Tanjant alfa ve kare bölü RG gelecek. Dolayısıyla kütlenin burada bizim hızımıza çok bir etkisi olmayacağını göreceğiz arkadaşlar. Yarı çapa ve yer çekimi ivmesine bir de eğik düzlemin açısına bağlı olarak hızımız değişecek arkadaşlar. Şimdi bir örnekle daha da konumuzu pekiştirelim. Örnek 14. Sürtünmesiz eğimli virajda M kütleli aracın 30 metre yarıçaplı çembersel yörüngede güvenle dönebilmesi için çizgisel sürati kaç metre bölü saniye olmalıdır diyor. Arkadaşlar istiyorsanız direkt tanjant alfanın neye eşit olduğunu ezberleyiniz. Ya da ben hocam çok formül aklımda tutamıyorum derseniz tek tek tekrar kuvvetleri gösterin. Aşağı doğru MG olacak. Şuradan dik olarak N tepki kuvvetimiz olacak. Onu şöyle aşağı taşıdım. Bu ikisinin toplamı da bana neyi verecek arkadaşlar? F merkezcil kuvvetimi verecek. Şu açı 37 ise burası da 37 derece olacak. O zaman tanjant 37'yi yazalım. Tanjant 37 neymiş arkadaşlar? F merkezcil bölü MG olur. F merkezcil yerine de bana çizgisel sürati sorduğu için M ve kare bölü R yazarım. Bölü MG derim. M'ler birbirini arkadaşlar ne olacak? Götürecek. O zaman ne kaldı? Tanjant 37 eşit oldu. V kare bölü RG dedik arkadaşlar. Tanjant 37 nedir? Sin 37 bölü kos 37'dir. Yani 0,6 bölü 0,8 eşittir. V kare bölü R'miz 30 çarpı 10. Şurada bir hemen genişletme yaptım. 6 bölü 8 eşit olacak. 300. Şurada bir sadeleştirme yaparsak 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 4. Ne oldu arkadaşlar? Bakın 3 çarpı 300 yani 900 bölü 4 oldu. 900'ün karekökü arkadaşlar. Şuradan net görünüyor mu? Şu tarafa da yazalım. 900 bölü
4 eşittir b kare dedik arkadaşlar. Her iki tarafında karekökünü alırsak 900'ün kökü 30, 4'ün kökü de 2 geldi. V'miz 15 metre bölü saniyeye eşit olur. Dik silindirler. Dik silindir arkadaşlar, şekildeki gibi dik silindirlerde bir cisim bu şekilde hareket ediyor olsun. Çembersel hareket ediyor. Mesela motorları falan görmüşsünüzdür belki arkadaşlar. Bu gösteri motorları falan bu tarz hareketler yapıyorlar. Şimdi üzerindeki kuvvetlere bakarsak bu tarz cisimlerin. Aşağıya doğru ne var arkadaşlar? Ağırlığı var cismin. Mg var. Mg'miz var. Şimdi aşağı doğru Mg çektiği için ne yapacak? Sürtünme ona zıt yönde yukarı doğru oluşacak. Peki biz sürtünme kuvvetini normalde nasıl buluyoruz? Sürtünme katsayısı çarpı yüzeyin tepki kuvveti diye buluyoruz arkadaşlar. Yüzeyin tepki kuvveti her zaman nedir? Yüzeyden dışarı doğru, yani şekildeki gibi bu yöne doğrudur. Arkadaşlar o zaman burada merkeze doğru çeken kuvvet kim? N kuvveti. Yani bizim bu tip sorularda N'miz merkezcil kuvvetimizin ta kendisidir. Peki N'yi nasıl bulacağız? Arkadaşlar burada cisim eğer şekildeki gibi yani bu seviyede dengede kalıyorsa demek ki aşağıya doğru olan ağırlık sürtünme kuvvetine eşit yukarı doğru. Sürtünme kuvvetin yerine de K çarpı N yazdık. K'yı da karşıya atarsak arkadaşlar ne bulduk? MG bölü K'nın bizim MV kare bölü R yani merkezcil kuvvetimize eşit olduğunu bulduk. Eğer bize işte hızı, yarıçapı, kütleyi gibi sorarsa burada da hemen omega kare r ya da mv kare bölü r yazıp ona göre arkadaşlar bir çıkarım yapıp soruları buradan çözüyoruz. Örnek 15. Dik silindirlerimizi daha rahat anlamamız için yardımcı olacak bir örneğimiz arkadaşlar. Şimdi yarıçapı 1 metre olan dik bir silindirimiz var. Silindirin içinde sürtünme katsayısı 0,1 olan bir duvarda şekildeki gibi dönen bir cismimiz var. Çembersel hareket yapıyor arkadaşlar. Açısal sureti omega, kütlesi ise m kadarmış. Buna göre diyor arkadaşlar omega'nın eğer cisim dengede ise omega'nın yani açısal suretin değeri minimum ne olmalıdır diyor arkadaşlar. Kuvvetleri tekrar gösteriyorum. Aşağıya doğru mg olacak. Yukarıya doğru sürtünme kuvvetimiz var. Yüzeyden merkeze doğru N tepki kuvvetimiz olmalı. Demek ki N tepki kuvvetimiz ne arkadaşlar? Buradaki merkezcil kuvvetimiz, merkeze çeken kuvvetimiz N tepkidir. Peki N tepkiyi nasıl buluyoruz? Sürtünme kuvvetini alıp MG'ye, MG'ye eşitliyoruz. Sürtünme kuvveti yerine K çarpı N yazarız. M çarpı G deriz. Artık N'yi de ne gibi düşünüyorum? Merkezcil kuvvet gibi düşünüyorum. O yüzden K çarpı M çarpı omega kare R eşit olmalıdır. M çarpı G diyorum. Şimdi hemen işime yaramayan birbirlerini sadeleştirenleri götürdüm arkadaşlar. Omega kareyi yalnız bırakalım. Ne olacak? Omega kare eşit olacak. G bölü R çarpı K'ya. G'miz 10, R'miz 1'miş. K da 0,1. Onu da 0,1'e bölerseniz 100 olur. Bir de kökünü alırsak arkadaşlar V'miz 10 radyan bölü saniye olmalıdır. Minimum değer olarak. Konik sarkaç. Arkadaşlar bir cismimiz şekildeki gibi şurada bir cismimiz var. Bir iple bu noktaya bağlanmış ve yani aynen şöyle bir hareket yapıyor arkadaşlar. Üzerindeki kuvvetlere tek tek bakalım. Aşağıya doğru ne olacak arkadaşlar? Ağırlığımız Mg. Şuradan da ipteki gerilme kuvvetimiz çekiyor. Şimdi bu gerilme kuvvetimizin Y bileşenin Mg'yi ağırlığımızı dengelerken Tx dediğimizde arkadaşlar ne olacak? İçeri doğru, merkeze doğru çeken kuvvetimiz yani merkezcil kuvvetimiz olacak. Yine vektör toplamadan merkezcil kuvvete gitmek için tanjant alfayı kullanacağım arkadaşlar. Aldım şu Mg'yi. Bunu T ip gerilmesiyle toplayacağım.
İp gelmesini şöyle aşağıya çektiğimi düşünün. T artı MG. Ucuca ekledim mi? Ekledim. Şimdi şununla şu birbirine paralel ve şu ipin uzantısı zaten T diye çizdiğim. O zaman burası alfaysa şu açıda alfa olur diyorum. Merkeze doğru şu T artı MG'nin birleşimi de benim merkezcil kuvvetim olur diyorum. Şurada daha düzgün bir hali de var arkadaşlar. Peki şimdi bu üçgenime göre oluşturduğum vektör kuvvet toplamı üçgenime göre tanjant alfayı yazarsam ne olacak? Karşı bölü komşu, yani F merkezcil bölü MG olacak arkadaşlar. Merkezcil kuvvetim yerine M çarpı omega kare R yazdığımda M'ler de birbirini götürecek. Dolayısıyla tanjant alfamız neye eşit olacak? Omega kare R bölü G'ye eşit olacak. Şimdi bir örnek çözüp iyice konumuzu pekiştirelim. Örnek 16. M kütleli cisim 1 metre, şu L'mizin boyu ne kadarmış arkadaşlar? 1 metreymiş. L'miz 1 metre. Uzunluğundaki ipe bağlanarak şekildeki gibi yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapıyor. Cismin çizgisel sürati kaç metre bölü saniyedir? Arkadaşlar yine az önce söylediğim gibi isterseniz tanjant alfanın direkt neye eşit olduğunu ezberlersiniz. Ya da kuvvetleri işte sürekli formunu ezberlemek zor geliyorsa kuvvetleri göstererek vektör toplamadan gidersiniz. Aşağıya doğru MG'miz var. Şurada T'miz var. Şu açıda 37 dereceydi. Bu ikisinin toplamı bize merkezcil kuvvetimizi veriyordu arkadaşlar. Ve tanjant 37'yi yazdığımız zaman şu karşı kenarımız neydi? F merkezcil bölü komşumuz da MG idi. O zaman şunu mu buluyorduk? Tanjant 37 eşittir. Bana burada çizgisel sürati sorduğu için F merkezcil yerine çizgisel sürat cinsinden olan formülümü yazıyorum. M V kare bölü R bölü MG'miz var. M'ler de birbirini götürecek. O zaman ne geldi? Tanjant 37 derece eşittir. V kare bölü R G mi geldi arkadaşlar? Tanjant 37 de sin 37 bölü kos 37'dir. Yani 0,6 bölü 0,8 eşittir. V kare bölü R'mizi bilmiyoruz. G'yi biliyoruz 10. R ile alakalı ne yapacağız arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgeninden yararlanabilirsiniz. Ya da tanjant değil de sin 37 diye düşünelim. Sin 37'nin karşı bölü hipotenüs olduğunu, sin 37 nedir? Karşı kenar bölü hipotenüstür düşünerek L'yi de karşıya atarsınız. Sin 37 çarpı L'ye eşittir R dersiniz. Buradan çekersiniz. Sin 37'miz kaç? 0,6. L'miz de 1. O zaman R'mizin değeri ne kadarmış arkadaşlar? 0,6'ymış. Aldım onu da buraya yazdım. 0,6 ile 10'u çarptık. 6 geldi. Şurada bir genişletme yaptım. 6 bölü 8 çarpı 6 oldu V karemiz. 6 arkadaşlar kökten direkt çıkacak. Alttaki 8'imiz ise 2 kök 2 olarak çıkacak. Şurada bir sadeleştirme yaparsak ne olur? 3 bölü kök 2 eşittir V olur. Eşleniğiyle de çarparız kökle bırakmamak için. 3 kök 2 bölü 2 metre bölü saniyedir. Çizgisel hızımız deriz arkadaşlar. Düzlemde çembersel harekete geldik arkadaşlar. Şimdi cisim eğer şekildeki gibi, hani bu sefer yatayda dönmüyor, dik dönüyor, yani şöyle bir dönme düşünün. Dolayısıyla ne olacak? Her noktada tabii etkisi olmayan noktalar da var ama birçok noktada diyelim ağırlığın merkezcil kuvvetimizin üstüne bir etkisi olacak arkadaşlar. O yüzden her nokta için önce tek tek bakalım, ondan sonra da genel bir kural da yazacağız arkadaşlar. Mesela L noktasıyla başlıyoruz. Cisim arkadaşlar bir iple şöyle aşağıya doğru bağlanmış. Şu noktaya. O'ya. Aşağıya doğru ne olacak arkadaşlar? Önce MG kuvvetimiz var. İp de arkadaşlar ne yapar? Aşağı doğru çeker değil mi? Kaçmasın cismimiz diye. Cismimiz kopsa böyle dümdüz gidecek. Ama biz ne yapıyoruz? Merkeze doğru çekmeye çalışıyoruz onu. Arkadaşlar bu tür çembersel hareket sorularını çözerken normalde merkezcil kuvvetimiz
Evet, sistemin merkezine doğrudur. Burada da hatta Mg artı T2'dir merkezcil kuvvetimiz. Bu ikisinin toplamıdır. Ama her noktada bunu yazarken öğrencilerin bazen kafa karışıklığı yaşıyor. O yüzden ben bu düşey düzlemde çembersel hareket sorularını çözerken şu merkez kaç dediğimiz kuvveti kullanacağım. Yine aslında merkezcil kuvvetimiz merkeze doğru. Merkezcil kuvvette büyüklüğü aynı ama yönü zıt olan bir kuvvet varmış gibi yazacağım arkadaşlar. O zaman L noktası için ne olacak? Burada vermiş mi? Vermiş. L noktası için ben şöyle yazacağım. Bu son halini vermiş. Biz de yazalım. L noktası için aşağı doğru ne var arkadaşlar? Mg'miz var. Artı ne var? T2 var. Eşit olacak F merkez kaç kuvvetimize. Dolayısıyla bana eğer buradaki T2 ip gerilmesini sorarsa Mg'yi de karşıya atarım arkadaşlar. F merkezcil eksi Mg diyebilirim. P noktasına geldim. P noktasında ne olacak arkadaşlar? T ip gerilmem bu yöne doğru çekiyor. Mg ise aşağıya doğru arkadaşlar. Şimdi şu açı alfaysa burası da alfa. Dolayısıyla Mg kos alfa da merkeze doğru bir etki yapacak. Bu sefer merkezcil kuvvetim Mg kos alfa artı T5 olacak. Merkez kaçla yazarsak daha kolay olur. Bu tarafa doğru merkez kaçımız neye eşit olacak? Aşağıya doğru yani O'ya doğru T5 artı Mg. Şu bileşenime açı değdiği için kos alfa diyorum. Eşit olmalı F merkez kaçıma dedim. Eğer bize burada ip gerilmesini sorarsa Mg kos alfayı karşıya attığımızı düşünün. P noktasında ne elde edeceğiz? T5 dediğimiz F merkezci eksi Mg kos alfaya eşit olacak. Şu noktaya bakalım. T3 yine merkeze doğru çekiyor. Mg aşağıya doğru arkadaşlar diktir. Dolayısıyla burada merkezcil kuvvete bir etkisi yoktur. Direkt T3 kuvvetimiz merkezcil kuvvetimize eşittir arkadaşlar. Sadece T3 noktası değil, T4 noktası içinde yine Mg'ye dik olacağı için aynı şey söz konusudur. Şu noktaya geldik. Burada T6 bu yöne doğru çekiyor. Mg'miz aşağıya doğru arkadaşlar. Şunu şöyle uzatırsak şu açı ne olur? Alfa olur arkadaşlar. Bu sefer Mg gördüğünüz gibi zıt yönlü olacak. F merkezcilimizi de merkez kaçımızı da yazalım. Ne noktasıymış bu? R. R'de ne diyeceğiz? T6 eşittir diyeceğiz. F merkez kaç artı Mg'nin hangi bileşeni? Şu dik bileşeni yani kos alfa ile çarptığımız hali. K noktamıza geldik arkadaşlar. K noktamızda Mg aşağıya, ip gerilmemiz yukarı doğru. Merkez kaç da aşağıya doğru. Hep hani dışarı doğru gösterelim dedim karışıklık olmasın diye. Gösterdiğimiz zaman ne olacak? T1 K noktamızda yukarı doğru T1 ip gerilmemiz merkez kaç artı Mg'ye eşit olacak. Şimdi arkadaşlar aşağıdan yukarıya doğru ip gerilmesinin değerlerini bulmaya çalıştığımız zaman biz şunu görüyoruz. Bakın en alt noktada K noktasında merkezcil artı Mg ama sonrasında R noktasına geldiğimizde Mg'nin tamamı değil de sadece bir bileşeniyle toplanmış. Sonra N'de ve M'de direkt merkezcile eşit olmuş. İyice yukarı çıktığımızda merkezci eksi ağırlığa Mg'ye eşit olmuş. Yani arkadaşlar aşağıdan yukarıya doğru gittikçe ip gerilmemiz azalır arkadaşlar. Burada da not olarak verilmiş. Yukarı doğru çıkarken ip gerilmemiz azalıyor. Tepe noktasında ise ip gerilmemiz minimum değerini alıyor diyoruz. Şimdi bir örnek çözelim birlikte. Örnek 17. Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cisim K, L, M, N noktalarından geçerken ipte oluşturduğu gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri TK, TL, TM, TN arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar direkt değer istemediği için ben hemen notumu hatırlayacağım. Neydi arkadaşlar? İp gerilmemiz minimum değere nerede çıkıyordu? Tepe noktasında çıkıyordu. Aşağı doğru büyüyordu. O zaman en alt noktamız hangisi? TM. Sonra TN.
sonra TK, sonra da TL diyoruz. Sorumuz bu kadar. Çıkmış soru 1 ile devam ediyoruz. Küçük K ve L cisimleri kütlesi önemsenmeyen, eşit bölmeli ve esnek olmayan ince bir çubuğun uçlarına şekildeki gibi bağlanmışlar arkadaşlar. Bu düzenek sabit O noktasından geçen düşey eksen çevresinde yatay düzende serbestçe dönüyor. Yani şu noktanın etrafında dönüyormuş arkadaşlar. Diyor ki K'nın kütlesi 2M, L'ninki M olduğuna göre yargılarının hangileri doğrudur? K ve L'nin açısal hızları birbirine eşittir. Arkadaşlar bunlar şu şekilde, hatta şu nokta etrafında birlikte mi dönüyorlar? Birlikte dönüyorlar. Birlikte dönüyorlarsa eşit sürede eşit açı tarıyorlardır. Yani açısal hızları kesinlikle birbirlerine eşittir arkadaşlar. Birinci ifademiz doğru. İki, K ve L'nin çizgisel hızları birbirine eşittir. Şimdi çizgisel hızın açısal hızla bağıntısı neydi arkadaşlar? Çizgisel hız eşittir omega çarpı R, yani açısal süratimiz çarpı yarı çaptı. Şimdi O'dan şuraya bir birim 1R kadar varken O'dan L cismine 1, 2R kadar var. Dolayısıyla çizgisel hızları eşit olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. İkinci ifademiz yanlış. Çünkü neden? Yarıçaplar farklı olduğu için omegalar aynı olsa bile V'leri farklı gelecek. Üçüncü ifade, K ve L'yi etki eden merkezcil kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşittir diyor arkadaşlar. Bakalım net görmek için hesaplayalım. FK'yı yazalım. Şimdi açısal hızların eşit olduğunu biliyorum. O yüzden onu kullanacağım. K'nın kütlesi 2M çarpı omega kare. Peki yarıçapı ne kadar? R kadar. Yani 2 omega 2 m omega kare r oldu FK'mız. FL'yi yazalım. FL'nin kütlesi m kadar. Yine açısal hızımız aynı, omega kare diyorum. Yarıçapımız bu sefer 2r kadar. Bu da mı 2 m omega kare r geldi arkadaşlar? Dolayısıyla merkezcil kuvvetleri birbirine eşit miymiş? Eşitmiş arkadaşlar. Ha, burada ben bir hata yaptım. Dikkatinizi çekiyorum. Deseydi ki merkezcil kuvvetleri birbirine eşittir deseydi yanlış derdim. Niye? Çünkü bunun merkezcil kuvvetinin yönü bu tarafa, şunun merkezcil kuvvetinin yönü bu tarafa. Yönleri farklı. Fakat burada büyüklükleri eşittir dediği için doğrudur diyorum arkadaşlar. Çünkü büyüklükleri aynı fakat yönleri farklı olan iki kuvvettir bunlar. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 Denizli diyeceğiz. Sürtünmesiz raylar. A noktasından M kütleli bir cisim arkadaşlar serbest bırakılıyor. Sürtünmesiz ray da hareket ediyor. K'dan, L'den ve M'den geçerken ki üzerine etki eden kuvvetlere bakalım. Şimdi K noktasındayken aşağı doğru ne var arkadaşlar? Mg ağırlığımız var. Yukarı doğru ne olacak? Tepki kuvvetimiz olacak. Bu sorularda da yine arkadaşlar şunu tavsiye ediyorum. Merkez kaç kuvveti gösterin merkezcil yerine. Daha rahat çözersiniz arkadaşlar soruları. Dışa doğru çizdim onu. O zaman ne olacak arkadaşlar? N yukarı doğru olan tepki kuvvetimiz merkez kaç kuvveti artı Mg'ye eşit olacak. Merkez kaç dediğimde zaten arkadaşlar merkezcil yerine kullandığı kuvvettir. K noktamızda o zaman şunu elde ettik. L'ye bakalım. L'de Mg'miz aşağıya doğru. Tepkimiz yine yüzeyden dışarı doğru olacak. Merkez kaçı da diğer yöne doğru gösterirsem arkadaşlar. L noktamızda ne oluyor? N'miz direkt merkez kaçın kendine ya da aslında merkezcil kuvvetimize eşit oluyor. M noktasına geldiğinde aşağıya doğru yine Mg'miz var. Tepki kuvvetimiz de aşağıya doğru arkadaşlar. Yüzeye etki eden tepki kuvvetimiz de aşağıya doğru. Şu tarafa doğru, dışa doğru da merkez kaç kuvvetimizi gösteriyoruz. O zaman ne oluyor? M noktamızda N artı Mg eşittir. Merkez kaç kuvvetimize diyoruz. Burada N'yi yalnız bırakırsak arkadaşlar F merkez kaç eksi Mg diye N'mizi yani tepki kuvvetimizi gösteriyoruz arkadaşlar. Burada hep merkez kaç dediğim aslında merkezcilin değerini hesaplamak için yaptığım bir yöntem arkadaşlar.
Merkez kaç yazdığım yerlerde aslında merkezcil kuvvetin büyüklüğünü hesaplıyor olacağız. Şimdi örnek 18'i birlikte bakalım. Örnek 18. Arkadaşlar bu tip sorularda önce ne yapıyorum? Soruyu bir okuyorum. Ondan sonra da enerji dönüşümüne bakacağım. Soruyu bir okuyorum. K'dan serbest bırakılıyormuş cismimiz. Şöyle sürtünmesiz rayda hareket ederek L noktasına geliyormuş. Diyor ki L noktasından geçerken rayın cisme uyguladığı tepki kuvveti kaç mg kadar olur demiş. Şimdi önce enerji korunumunu yazarsam. Cisim K'dan L'ye gidiyor. K noktasındayken şurayı eğer sıfır referans noktası kabul edersek. Neyimiz var arkadaşlar? 5 R çarpı M çarpı G'den 5 MG'lik bir potansiyel enerjimiz var. L'ye gittiğimizde ise ne oluyor? Artık yerden yüksekliğimiz 2 R kadar, yani 2 MG R kadar bir potansiyel enerjiye dönüşmüş. Şuradan 5'in hala ikisi potansiyel. Artı geri kalanı da burada bir dönme hareketi yapıyor. Yani bir hız kazandı. Öyleyse kinetik enerjiye dönüşmüştür diyorum. Oraya, onun içinde kinetik enerji içinde mv kare bölü 2 yazdım. M'ler de birbirini götürecek arkadaşlar. 5gr'den 2gr'yi de karşıya attım. Ne oldu? 3 tane gr v kare bölü 2'den 2'yi de karşıya atarsam 6gr'nin v kareye eşit olduğunu buldum. Enerji konumundan bunu elde ettim. Bir de L noktasının konumuna bakalım. L noktasında arkadaşlar Mg aşağıya doğru. Tepki kuvveti de aşağı doğru. Merkez kaçıda ne yapıyoruz? Hep O'dan dışa doğru çiziyoruz arkadaşlar. O zaman şu mu oluyor? F merkez kaç eşittir? N artı Mg dedim. N'yi bulmaya çalıştığım için onu yalnız bırakıyorum. F merkez kaç eksi Mg eşittir ne diyeceğim. Merkez kaç diye kastettiğim şey aslında merkezcil kuvvetim. Sadece yönlü bir farkımız oluyor arkadaşlar. Merkezcil kuvvet için bana V kare ile alakalı bir şeyler verildiği için, yani enerjinin korunumunda, hemen içinde çizgisel hız olan formülümü yazıyorum. M V kare bölü R idi. Eksi Mg eşittir ne diyorum. V kare yerine de şuradan 6 GR yazabilir miyim? Neden yazmayayım? Yazdım bile. Bölü, bir de R geldi. Eksi Mg eşittir neden? R'ler gitti. 6 tane Mg'den bir tane Mg'miz çıkarsa 5 Mg olur. N'mizin, yani tepki kuvvetimizin büyüklüğü diyoruz arkadaşlar. Dönerek öteleme hareketi. Arkadaşlar bunu en güzel günlük hayattan verilebilecek örnek arabaların tekerlekleri. Ne yapıyorlar? Hem kendi etraflarında dönüyorlar arkadaşlar, hem de ilerliyorlar. Yani bir öteleme yapıyorlar. V çizgisel sürati ile dönerek ilerleyen bir cisimimiz olsun arkadaşlar. Bu cisim için O noktasının, yani şu merkez noktamızın yere göre hızı V'dir arkadaşlar. Şu yöne doğru V ile ilerliyor olsun. Cisim üzerindeki her noktanın hareket yönünde bir öteleme hızı ve cisme teğet olacak şekilde bir dönme hızı vardır. Her bir noktaya arkadaşlar bakacağız. Ona göre bir net hız elde edeceğiz. Fakat şunu da unutmamamız gerekiyor. Cismin dış noktalarında arkadaşlar dönme ve öteleme hızları büyüklük olarak birbirlerine eşittir arkadaşlar. Ha, O noktası içinde konuşursam, O noktasının etrafında döndüğü için diğer noktalar, O'da bir dönmeden bahsedemeyeceğiz. Ama bize hep işte şu dış noktalarla ilgili sorular sorulacak. Her bir noktaya tek tek bakıp ne demek istediğini daha iyi bir şekilde anlayalım. Evet. K noktasıyla başlayalım. Dönme nasıl olacak arkadaşlar? Şu yöne doğru olacak. Böyle döndüğünü düşünürsek. Dönme hızımız V kadar. Öteleme de bu yöne. Dolayısıyla K noktasında hızımız V artı V'den 2V büyüklüğünde olacak. L'ye gelirsek arkadaşlar bir tane V ötelememiz var. V hep bu yöne. Öteleme hızımız. Ama dönerken çizgisel süratimiz, hızımız sürekli dik olacağı için şu çemberimizin yarıçapına aşağıya doğru olacak. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı ne olacak? V ve aradaki açıda 90'sa
V kök 2 olacak. Burada yere göre hızımızın büyüklüğü, bu noktanın yere göre hız büyüklüğü. M'ye geldiğimizde öteleme bu yöne, bu yöne sağa doğru, ama döndüğü için dönme hızımız, pardon, sola doğru olacak. Ve büyüklükleri aynı, yönleri zıt olduğu için M noktasının yere göre hızı 0 olacak. N noktası da aynı arkadaşlar, L gibi V kök 2'ye eşit olacak. V aradaki açı 90 derece olduğu için O noktasıyla alakalı da az önce de söylemiştim. Sadece ötelemeden bahsedeceğiz arkadaşlar. Dönme kinetik enerjisi, yalnızca dönen cisimlerin arkadaşlar kinetik enerjisi 1 bölü 2 I çarpı omega kare bağıntısı ile bulunur. Cisim hem dönüyor hem ilerliyorsa, mesela bu sadece dönüyorsa, yani sadece olduğu yerde dönüyor diye düşünün. Bir cisim sadece dönme kinetik enerjisinden bahsedeceğiz. Bununla bulacağız. Ama cisim tekerlek gibi hem kendi etrafına dönüyor hem de ilerliyorsa, onun için hem normal kinetik enerjimizi, öteleme kinetik enerjisini, yani 1 bölü 2 mv kareyi yazıyoruz. Artı bir de dönme kinetik enerjisini, yani 1 bölü 2 I omega kareyi yazıyoruz. Burada I dediğimiz arkadaşlar eylemsizlik momentidir. Şimdi bu konunun ardından normal çizgisel momentumu çalışmıştık. Açısal momentumu çalışıp eylemsizlik momenti nedir? Onun üzerine de tekrar duracağız arkadaşlar. Hani basit bir şekilde söylersek cismin eylemsizlik neydi? İlk durumunu koruma hali. Burada da dönmeye karşı oluşan eylemsizliğimiz olacak arkadaşlar. Açısal hızı da zaten biliyoruz. Eğer cisim sadece dönüyorsa, bu formülümüzü hem dönüp hem de ilerliyorsa, öteliyorsa, alttaki formülümüzü uygulayacağız arkadaşlar. Gelelim çıkmış soru 2'ye. Evet arkadaşlar, sürtünmesiz bir rayda hareket eden bir arabamız var. Luna Park'taki raylı sistemdeki bu araç 40 metre yükseklikten ilk hızsız harekete başlıyor. Şöyle şu yuvarlak çember biçimli raydaki M noktasından geçerken ki hızı nedir diye bize soruyor. Sürtünmesiz rayda hareket eden cisimler için hep ne diyordum arkadaşlar? Soruyu okuyun, ardından da enerji korunumunu yazın. Cisim şu noktadayken, buraya ne diyeyim? K noktası diyeyim. K'dan N'ye gidiyor. K noktasındayken ilk hızsız, o yüzden kinetik enerjisi yok. Hangi enerjisi var? Eğer şurayı ben sıfır noktası kabul edersem, yükseklikten kaynaklı potansiyel enerjisi var. Yani M çarpı G çarpı H yerine direkt 40'ı yazdım. Eşit olacak. Bu noktaya geldiğinde yine yerden bir yüksekliği var. 1R, 1R daha, 2R mi arkadaşlar? R'nin değeri de 10'sa 2 çarpı R'den yerden 20 metre yükseklikte M noktasındayken. O zaman M çarpı G çarpı 20 artı hareket ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir de kinetik enerjisi olur diyorum. Kütleler ne oldu? Gitti. 40 tane G var. Burada da 20 tane G var ki G'nin değerini de 10 vermiş. Onu da yazalım. 10 ile 40'ı çarptım. 400 eşittir 200 artı V kare bölü 2'den attım karşıya. 200 eşittir V kare bölü 2'den. 2'yi de yanıma aldım. V kare 400 ise arkadaşlar hızımızın değeri neye eşitmiş? 400'ün de arkadaşlar kökünü alırsak şöyle gösterelim. V'miz neye eşit olacak? 20 metre bölü saniye olacak. Soruda bize tepki kuvvetini sormamış. Sadece çizgisel hızı sormuş. Bulduk onu. Ama sorsaydı ki, bir de kütleyi vermesi gerekiyordu. Kütleyi de verseydi N'nin değerini de arkadaşlar hesaplayabilirdik. Ya da şu noktadakini sorsaydı mesela, kütleyi de vermeden onu da bulurduk arkadaşlar.